Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben Guru Hoca. Victoria 3 Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. İlk bölümde oyuna başlamıştık. Oyunun tarihi arka planını anlatmıştık. O dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun durumundan bahsetmiştik. Avrupa'nın hasta adamıyız. 19 yıl içinde bu hasta adamlıktan ya çıkacağız ya da Avrupa'nın ölü adamı olarak devam edeceğiz. Balkanlarda durumlar çok iyi değil. İdari binalar kurup vergilendirme kapasitemizi artırabiliriz. Fiyatlarda değişiklik yok. Evet, kağıt konusunda sıkıntımızı şöyle iç tedariki koru deyip yeni bir ithalat rotasıyla düzenleyebiliriz. Mısır'dan alırız ama Mısır rakibimiz, bunu istemiyoruz. Britanya'dansa 10 tane konvoy gerektiği için almıyoruz. Şimdilik kağıt konusunda bir sıkıntımız var. Ama kağıtı da şurada fabrikayı tamamlayınca İstanbul'da sorunumuzu çözeceğiz. Hükümetin meşruluğu birazcık az. Çünkü yerel yöneticiler güçlü durumda. Diğer grupları alamıyoruz. İkinci Mahmut aydınlar grubunda. Çünkü reformist bir padişah. O nedenle çok farklı grupları alamıyoruz. Maalesef, maalesef. Ama şu bürokrasiyi bir iyi hale getirmemiz lazım. Ve yakında da Suriye'yi dalacağız. Onu da söyleyelim. Suriye dediğim, Suriye Mısır tarafına dalacağız. Yanlış bir hamle olabilir. Dalmadan önce save edeceğim. Çünkü geçen Iron Man modunda, tek şans modunda denedim. Ve yanlış bir hareket yaptım. Beyaz Barış yaptım. Bütün planlar gitti. Osmanlı'da hata yaparsanız kurtarmak biraz zor. Evet, bakkaliyelik mallar uygun hale geldi. Aletler biraz pahalandı ama yine de çok kötü durumda değiliz. Bakınız 9. sıraya geldik. 10. sıradan 9. sıraya geldik. Hollanda'yı geride bıraktık. Bu seride iyi gidiyoruz. 145 artı 62 acemi tabur var bizde. Oradaysa rakibimiz Mehmet Ali Paşa'da ise 129'a 24. Evet, ulusal milis kanununa sahibiz. Hiç sıkıntı çıkmadan, yani hiç kimse karşı çıkmadan bu oldu. Amacım burada şu: 178 taburu seferber edebiliriz. Asker alım oranı artı 100 asker alım merkez azami seviyesi, artı 5 kışla azami seviyesi, moral kayıpları daha az. Silahlı kuvvetlerin siyasi gücü arttı. Kırsal kesim, yerel yönetim, sendikalar destekliyor. Küçük bir daimi ordu var fakat yerel milisler yurtlarını savunmak için göreve çağrılabilir. Savaş dönemi çağıracağız. Peki, yeni kanunumuza bakalım. Sıfır olanları çıkaramıyoruz. Daimi polis teşkilatını zaten çıkardık. Daha geriye, daha yukarıdakilere gelmeyelim. Gittikçe aşağıdakilere yapmaya çalışalım. Aşağıdakiler daha iyi. Bakın, monarşiden başkanlık sistemi parlamenter cumhuriyete geçebiliriz ama destek yok. Bunun için çok erken. Otokrasi kısmında da oligarşi var. Mülke dayalı oy hakkı. Destek çok. Kayıtsız kalanlar fazla. Destek çok az, pardon. Kayıtsız kalanlar fazla. Getirebiliriz ama şimdilik kalsın diye düşünüyorum. Daha farklı bir yasa varsa ona bakarız. Aslında çok yasa da yok. Sansür mesela, toplantı hakkını istemiyorlar. Muhalefet yasağına gerek yok. Serflik kaldırıldan tekrar serflik. Serfliğe gelmenin bir şeyi yok. Aydınlar, sendikacılar karşı çıkıyor. Yasal himayede kadınlara oy hakkı istenmiyor. Köle ticaretinde kölecilik uzlaşması vesaire, şu an köle ticareti. Burada sıkıntı yok. Görüldüğü gibi yasa olarak da aslında çok yapılabilecek bir yasa yok. Vicdan özgürlüğü dersek, devlet dininden vicdan özgürlüğü dersek, aydınların hoşuna geliyor. Sünni ulemanın hoşuna gitmiyor. Çok erken tabii bu şey için. Irsi bürokrattan atanan bürokrata diyeceğiz ama atanan bürokratı istemeyen yoğun bir grup var. Otokraside bunu istemiyorlar. Mülke dayalı oy hakkı. Oligarşiden mülke dayalı oy hakkı. Değişiklik ne olacak diye bakıyorum mesela. Aristokratlar, kapitalistler. Buradaysak aristokratlar, kapitalistler, din adamları, subayların gücü artıyor. Oylardan gelen meşruluk. Devlet tesirinden gelen meşruluk artacak.
Çıkarılınca seçilmiş bürokratlar kanunu devre dışı kalır. İki grup tarafından destekleniyor. Bunu bir grup destekliyor. Şeflik tarafından yasaklanıyor diyor. Bu partilerin ortaya çıkmasına sebep olacak. Aa, mülke dayalı oy hakkı olunca partiler çıkacak diyor. Bence bunu bir deneyelim. Her 180 günde %6 ihtimal. Aydınlar, sanayiciler ve sendikacılar mülkiyete dayalı oy hakkını destekliyorlar. Çok düşük bir oran. Kayıtsız %90'a yakın bir oran var. Belki hükümeti değiştirerek bir şeyler yapabiliriz. Yerel yöneticiler de bize aslında sadıklar. Çıkardığımızda bile meşruiyet artıyor. Sünni ulema ile aydınlar uyuşmuyorlar. Silahlı kuvvetler, onlar da çok şey değil. Yani bunlar önemsiz gibi gözükebilir ama çok da şey değil yani. Çok da önemsiz bir detay gibi değil. Peki yani neyse. Yerel yöneticiler şimdilik sadıklar. Diğerleri de mutlu ve sadık. Aslında kırsal kesimi de getirebiliriz ama hükümet dışı kalsa da onlar bizi destekliyorlar. O nedenle çok sorun yok. Çıkarabileceğimiz başka bir yasa da yok adam akıllı. O nedenle bu çıkmaya devam etsin. Bakın para uçup gidiyor. Neler oluyor Osmanlı'da? Yani eksi 5000'lerden aldık. Şu an patlıyor Osmanlı ekonomisi. Uçuyor. Osmanlı ekonomisi uçuyor arkadaşlar. Ülke nasıl yönetilir? Pek simülasyon olmadı gerçi şu an. Çöküş dönemine girmemiz gerekiyordu ama. Kavalalıyla bakalım çatınca ne olacak. Şimdi bakın. Şeker fiyatları oldukça düştüğü için. Ötekiler normal. Ben şekeri mesela satmak istiyorum. Çünkü ben de bayağı ucuzladı şeker. Madem öyle. Madem şekerimiz yükseldi. Pazarı seçiyorum. Ticaret yolları şuradan. Veyahut da şöyle yapın. Şöyle de yapabilirsiniz. İhracat rotaları deyin. Şekerimizi nereye satabiliriz? Avusturya ile ilişkileri de geliştirmek için Avusturya'ya satıyorum. İkinci seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Çok detayını bilmiyorum bu seviyeler nasıl olacak. Şeker madem ucuzladı biraz satayım. Biraz şeker azalsın yani dışarıya satınca. Hem oradan para kazanayım hem de şekerin fiyatı da biraz artabilir. Düşük olmasının kimseye faydası yok. Makul olan normal olması. Ve Avusturya ile ilişkilerde görüldüğü üzere iyiye gidiyor. Tavrı da uzlaşmacı. Yani şöyle kabul etmiyor gerçi ama çeşitli şeyler yapılabilir. Çeşitli opsiyonlar her zaman masada hazır olsun. Şu an pahalı devlet malı kağıt. Yeni de bir kağıt fabrikası yapıyoruz. Bürokrasiyi de önem vereceğiz. Evet, şeker bakın 18'den 32'ye çıktı ama normal baz fiyatında piyasa değerine uygun bir fiyat çıktı. O nedenle durum iyi. Şekerimizi satalım. ...1837 yılındayız. 39'a gelmeye yakın. Kavalalı'yla ilgilenmek istiyorum açıkçası. ...153 tane birliği var. Benim de ...257 tane birliğim mi var? 85 düzenli tavır, 172 şey. Ha, yasayı değiştirdiğimiz için. Ordu anlamında yasayı değiştirdiğimiz için böyle oldu. Evet, şeker 32'den 40'a yükseldi ama halen baz fiyatta. Gelir olarak iyi. Biraz daha hızlandıralım. Evet bakın bunu sıfıra bile getirsek maksimum değer 50 olacak. 50'ye kadar bunu çıkarabiliyoruz.
Devam etsin. Aa, bu arada şunu sadıklar. Radikaller. Radikaller artıyor ama 324 bin kişi 19 milyonun içerisinde. Sadık grupta 395K. O nedenle çok sorun değil. %22 okuma oranımız var. 16.8 milyon da gayri safi milli hasıla veya yurt içi hasıla. Kağıt fabrikası yaptıktan sonra bakalım arz talep ne olacak? Evet, şimdi mülke dayalı oy hakkı kanuna sahipsiniz. Vallahi çok kolay oluyor işler. Niye böyle oldu anlamadım. Bir önceki oyunumda hiç böyle yaver gitmiyordu. İşçilerimiz iyi gidiyor. 100 otorite kazandık. Artı bir izin verilen hükümet boyutu. %20 hükümet ideolojisi cezası. Artı 100 devlet tesisinden gelen meşruluk. 40 oylardan gelen meşruluk. Evet, siyasi güçleri özellikle aristokratlar ve kapitalistlerin arttı. Mülke dayalı oy hakkı olduğu için. Din adamları ve subaylarda da var. Kadın hakları grubundaki kadınlara oy hakkı kanunu da açıldı. Evet, aydınlar, sanayiciler, sendikalar destekliyor. Sadece arazi, bina gibi mülkleri olanlar oy kullanabilir. Sanki böyle miydi Osmanlı'da da? Erkeklerin oy hakkı vardı. Sanki ilk başta sadece mülk sahipleri oy kullanabiliyordu gibi bir şeyler var. Şimdi gayrimeşru hükümet burada biraz sıkıntılar oluyor gibi. Bu niye düştü? 40'tan buralara düştü. Hükümetin tesiri olmasına rağmen çeşitli hükümet seçeneklerini sunuyor. Yerel yöneticiler ve Sünni ulema. Şimdi bir saniye. Yerel yöneticiler ve aydınlar olunca böyle. Kırsal kesimle birlikte aydınlar. Aydınların olmasını istiyoruz. Tabii yerel yöneticileri buradan çıkarırsan yine de sadıklar. Şunu bir sıfırlayalım. Bu ne? Sadece yerel yöneticilerle 35. Aydınları çıkaramam ama. Yerel yöneticiler, Sünni ulema, aydınlar geçinemiyorlar tabii birbirleriyle. Silahlı kuvvetler olmuyor. Şimdi yerel yöneticiler ve aydınlar. Yerel yöneticiler bana sadık ama çok da şey değiller. Çok da olumlu tarafları yok. Onun için aydınlarla birlikte kırsal kesim dersek radikaller artacak. Sadık olan kesim 10.000 azalacak. Ama kırsal kesim biraz daha böyle tarımcı bir toplum. Güç kontrolleri yasası. Ordu düzeninde. Bir takım şeyleri var. Evet, tarım üzerine daha olumlu şeyleri var. Bence yine 41'i sağlamak için yerel yöneticileri çıkaralım. Kırsal kesimi getirelim. Onaylayalım. Yine de sadık bunlar. Ve yeni bir yasa çıkaracağız şimdi. Tarım yasası. Özellikle onun için önemli. Gelenekselcilikten bir şey yapamıyoruz burada. Merkantilizm, yalnızcılık. Yalnızcılıkta ne olacak? Kırsal kesim destek çıkıyor, sanayiciler karşı çıkıyor diyor. Ne olacak peki? Maksimum ilan edilmiş ilgiyi azaltıyor. Evet, ilgi başka bölgelere ilgi yapamıyoruz. Otoritemiz artacak. Teknoloji yayılımı düşecek. Vergilendirme kapasitemiz artacak. Ticaret yollarını devre dışı bırak. Evet diyor. Bu çok istediğimiz bir şey değil.
İzolasyon istediğimiz bir şey değil. Dünyadan kopamayız biz. Bu olamaz. Daimi polis teşkilatı olmuyor. Toprağa dayalı vergilendirmeden tüketime dayalı vergilendirme. Hayır. Zaten oradan oraya geçtik. Merkantilizmde yalnızlık var dedik. Çok işe yarar bir şeyler de getirmedi bu arada. Ha, şu köle ticaretiyle ilgili karşı çıkılıyor. Göç kontrolünde. Ha, göç kontrolünde mesela kapalı sınırlar yerine göç kontrolü yapabiliriz. Kırsal kesim, sendikalar, küçük burjuvazi desteklerken sanayiciler istemiyorlar bunu. Bu arada bu bize ne getirecek? Yani bize ne getirecek o da var. Sansür, toplantı hakkı desteklenmiyor. Henüz Osmanlı'da çok böyle bir kadınlara mülk hakkı falan, bunlar için çok erken şeyler. Irksal tecrit, devlet dini desteklenmiyor. Bakıyoruz monarşi falan, bunlar çok kolay olacak şeyler değil. Heh, şöyle bir şey var şimdi. Mülke dayalı oy hakkından sonra varlığa ve statüye dayalı oy hakları var ama yerel yöneticiler karşı çıkıyor. Karşı çıkan çok fazla var. O nedenle bunu yapmamız mümkün değil. Irsi bürokratlardan atanan bürokratlara karşı çıkan büyük bir grup var. Bundan önce bence şöyle bir göç kontrolünde küçük burjuvazi, kırsal kesim, sendikaların desteğini alacağımız bir şey deneyelim. Başarısız olacak bir şeye gerek yok. Muhafazakar Parti kuruldu. Sünni Ulema grubundan Mustafa Asım Mekkizade tarafından yönetiliyor. Evet, şöyle yapalım ve ne olduğunu görelim. Sünni Ulema Muhafazakar Parti. Alabilir miyiz Muhafazakar Parti'yi? Yok. Aydınları çıkarıp Sünni Ulema'yı alabiliyoruz. Onlar anlaşamıyorlar. Neyse, bunlar sadece toplumsal gruplar ama bir de Muhafazakar Parti var ama seçim falan yok ülkede. Onun için partileşmenin de bir şu an esprisi yok onlar adına. Dinotokrasi ulus kapatıldı diyor. O seçenek kapatıldı. Yani yaptığınız tercihler şu yolları kapatabiliyor. Ona da dikkat edin. Bunlardan dördünü yapmanız lazım. Evrensel oy hakkı. Mesela şimdi onun yerine oy hakkını değiştireceğiz ve meşruluğu 50'ye getirirsek mesela liberalizme giden yol açılmış olacak. Dokuzuncu sıradayız. Avusturya, teklifi kabul etmiyorsun. Savunma paktına kimse gelmiyor zaten. Evet, şimdi burada devlet yönetim binasına geçtik. Evet, seçim diyor. Bakın ilk parti kuruldu. Son seçim sonucu 1 Ocak. Seçim yoktu. Çıkar grupları. Sünni Ulema, Muhafazakar Parti. Sünni Ulema. 154 gün içinde. Bu biraz 1838 kampanyası. Bir tür seçime gidildi ama meşruti monarşiye geçtik. Yani monarşinin yanında partiler de var ama tek bir parti kuruldu. Seçimi de tek parti olduğu için Muhafazakar Parti kazanacak. Alet 54.7 oldu diyor. Pahalı devlet malı halen kağıt. Yeni ithalat rotasında Mısır pazarını istemiyoruz. Britanya pazarı pahalı. Pahalı gelir bizim için. Evet, yavaş yavaş harekata geçsek mi? Harekat zamanı mı?
Evet, bunu asker alım merkezi, dökme topçu. Şimdi ikisinin arasındaki fark asker alım merkezi daha önemli gibi geliyor bana. Evet, tahmini etkisi 6290. Bu bana bayağı bir olumsuz etkileyecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi evet, bizim komşumuz da matkabı çalıştırmaya başladı. Biraz top alalım. Fransız pazarı, Sicilya pazarı, Avusturya pazarından. Avusturya pazarı güzel. Evet, araştırdığımız teknoloji açıldı. Hat piyadesi. Hat piyadesi için ne yapıyor? Kışla için hat piyadesi yöntemini açıyor. Asker alım merkezi için hat piyadesini açıyor. Napolyon stratejileri ve ordu yedekleri teknolojisi de açıldı. Şimdi şuradan değil de buradan devam edeceğiz. Ordu yedekleri 21 ay. 21 ay. Üretimde de 4 yıl diyor. Bu 14-24 hafta diyor ama tornayı açacak. Hadi bunu yapalım ya. Çok fazla değil. 14-24 hafta. Çok da geride kalmayalım. Ticarette. Evet. Seçim. Tahmini oyunun hepsini alacak. Yani seçimde tek bir parti var. Peki. Sünni ulema tesirini arttırdı adamlar. Kırsal kesim 15, aydınlar %6. Sünni ulema tek başına gelirse nasıl burada bir meşruluk olacak, otorite olacak bilmiyoruz. Evet. Yerel yöneticiler lideri Yaver Paşa hükümette yerel yöneticiler koltuğunu sağlama almak adına baş vilayette olağanüstü bir çaba sergiledi. Fakat bu özgün taktikler için ödüllendirmeliler mi belli değil. Destekleyebiliriz. Aşkta ve savaşta her yol mübah değildir deyip yerel yöneticileri desteklemiyorum. Yerel yöneticiler biraz dışarıda kalsınlar. Etkilerini azaltmamız lazım. Her kesimden ortalama olsun. Bir denge siyaseti yapalım. Verimsiz ticaret yolunda mesela şunu durduruyorum. Verimsiz diyor ama kağıt fabrikaları. Şimdi bir saniye. Buradan kağıt için başka bir yol var mı? Kağıt için başka yol yok ki. Verimsiz de olsa onu alacağız. Kendimiz kağıt fabrikası da yaptık ama aslında yok, şunu kapatayım. Pahalı devlet malı kağıt. Kağıdı da alabileceğim bir şey yok. Rus pazarı var. Daha ucuz bir şey de yok. Seçimden sonra olaylara başlayalım ya. Aa, şeker pahalandı. Ne güzel şeker satıyorduk. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bütçeye geliyoruz. Pardon, bütçe değil. Pazara geliyoruz. Ticaret yolları. Şeker. Şekerin ithalat rotası var. Şekeri şey yapacağız şimdi. Şekerin ticaret yolunu kapatacağız. İthalat talebi olan mallar, ihracat talebi olan mallar, içki, odun, çay. Peki şekerin buradan da çok iyi gelir
getiriyormuş ya. Neyse şeker pahalansın, o kadarı da sorun yok. Mesela şöyle yapalım. İhracat potansiyeli olan mallar. Sicilya 8.93 satabiliriz de 50 tane konvoy niye kullanayım? Odun kereste çay mesela. Britanya'ya çok uzak. Fas'a mesela çay satsak 9.57'ye. Veya Rusya'ya. Aa, Rusya'ya çay satayım. 9.78.0 çok iyi. Rusya'ya çay satayım ya. Mis gibi para kazanırız oradan. Çayı şekeri biraz azaltalım. Önemli değil. Teknoloji gelişiyor. Biraz daha yasal yollardan gideceğiz. Ne oldu? İnsanlar ve mallar. Serbest ticaret destekçileri göç kontrolü için yapılan göç reformlarının Osmanlı İmparatorluğu ülkesinin sadece göçmenler için değil aynı zamanda pazarlar için de dış dünyaya kapatılmasında ilk adım olduğundan endişelendi. Sanayiciler böyle. Belki de öyledir diyelim, dur. Devlet yönetim binası olunca biraz bürokrasi üretiriz. Bayrağımızın şekli mi değişti, bana mı öyle geldi? Yıldız gitmiş sanki. Hükümet ama sultanlık. Evet, şeker pahalıdan normale geldi. Çay da 35'ten 47'ye çıktı ama halen iyi. Ve ekonomimiz de güzel. Evet, Avusturya pek bir şeyler yapmıyor. Kağıt pahalı. Her yerde pahalı. Britanya'dan alınabilir kağıt. Britanya'dan alalım bakalım. Verimsiz bir ticaret yolu diyor ama. Evet, Osmanlı İmparatorluğu seçim sonuçları belli oldu. Muhafazakar Parti 1.69 milyon oyla bütün oyları aldı. Serbest hükümet reformu 180 gün kaldı. Yakın zamandaki seçim sebebiyle sıradaki hükümet reformunun yukarıdaki süre sınırları dahilinde yapıldığı sürece yeni radikallere yol açılmayacak. Hükümet reformu. Evet, yani bunları almamız gerekecek. Aa, alınca zaten iyi oldu. Sünni ulemayı da kattık. Desteği artmış oldu. 42. Peki Sünni ulemayı her türlü aldık. Yerel yöneticiler olur mu? Olmaz. Sünni ulemayı aldık. Küçük burjuvazi? Olmaz. Sünni ulema, silahlı kuvvetler? Olmaz. Sünni ulema da bize gelsin. Tabi Sünni ulema ve kırsal kesim geldi. Hükümeti kurduk. Destek arttı. Evet, Muhafazakar Parti de şeye geldi. Yönetime geldi. Tabii bunlar dindar, ahlakçı ve de ataerkil. Sansüre destek çıkıyor. Kadınlara hak vermek istemiyorlar falan feşmekan. İspanya Sicilya arasında rekabet var. Evet, parti yönetime geldi. Bence burada bir oyunu kaydedeyim ve yavaştan Kavalalı'ya bir dalalım arkadaşlar.
Oyuna dön diyoruz. Burada ikinci bölümü de bitireyim. Çünkü üçüncü bölümde ne olacağı belli olmaz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya dalacağız. Durumumuza bakalım. 85-172 129-174 benim şu yedeklerle birlikte 200-257 birliğim var. Bununsa 150 birliği var. Yani yenilmesi lazım. Bakalım düzenli ordu mu, yedekler mi, hangisi güçlü olacak? Sonraki bölümde fetih başlıyor arkadaşlar. Bakalım fethedebileceğiz mi, patlayacağız mı? Patlarsak yeni bir bölüm çekeceğim için şimdiden bu bölümü bitireyim. Sonraki bölüm, 3. bölüm savaş bölümü olsun. Pekala, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.